Tamer Korkmaz. İşte budur. Söz bitti. Harekat resmen başladı. TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu Türkiye'nin bekası için mecburi istikamettir. Dostlara güven verir, düşmanlara korku salar. Bunca gecikmeden sonra nihayet Türkiye'mizin dediği oldu, Ankara'nın kararlılığı Washington'a havlu attırdı. Bağımsız Müslüman Türkiye'nin dışarıdaki ve içerideki bilimum düşmanları için fevkalade kötü bir haberdir alayı bölgedeki PKK'lı teröristler temizlenecek diye karalar bağlamış vaziyettedir. Pentagon belirli bir bölgedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini duyurdu. Yankilerin TSK'nın gireceği bölgeden tamamen çekilmeleri bekleniyor. Aksi halde başlarına nelerin geleceği bellidir. Bir Amerikalı yetkili, birliklerimizi 32 ila 42 kilometre geri çekme kararı aldık dedi. Haydut Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı ise Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bu bir lütuf değildir. Ya nedir? Tarzan zordadır. Engellemeye çalışırlarsa bölgedeki YPG PKK'lı teröristleriyle birlikte etkisiz hale getirileceklerini çok iyi biliyorlar. Son tehditler de çöpe gitti. Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyon için Türkiye kararlı duruşunu bozmadı. Washington'dan gelen muhtelif tehditlere kulak asmadı. Son düzlükte harekata engelleyebilmek uğruna iki adet tehdit daha geldi evvela Donald Trump'a çok yakın bir senatör olan Lindsey Graham, Türkiye Suriye'ye adım atarsa ekonomik yaptırım uygularız diye aşağılık bir tehdit savurdu. Ardından esas olan sarı kovboy sahne aldı. Twitter'dan Türkiye'yi şöyle tehdit etti. Şayet Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak kabul edeceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim. Bu aşağılık replik bir kere daha gösterdi ki, Amerikan diplomasisi Amerikan demokrasisi diye bir şey yoktur ya. Sadece Amerikan faşizmi vardır. Eh bizlere de Amerikan faşizmine karşı omuz omuza demek düşer. Üstüne bir de elinden geleni ardına koyma, inceldiği yerden kopsun diye ekleriz, ekliyoruz. Kahpe Trump'ın iş bu af kurmasından sonra Karadeniz tabiriyle ne oldu? Sadece birkaç saat geçtikten sonra bu fırıldak sarı kovboy ağız değiştirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplandırırken Suriye'de hiç kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan'la iyi ilişkilerim var demek zorunda kaldı. Yani nedir? Bu gibi durumlarda şöyle deniliyor. Maçası yemedi. Sarı Cowboy de bu çark edişini şu sözlerle sürdürdü. Birçokları Türkiye'nin Amerika'nın büyük bir ticari ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor. Kafayı yiyenler cephesi Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki operasyonuna karşı çıkanlar cephesi bunalımda. Terör devleti İsrail'in siyasetçileri, YPG PKK'lı teröristlere destek mesajları yayınladılar. Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz diyerek yaptıkları optik çarpıtma ile bir defa daha PKK terör örgütüne koltuk çıktılar. Terör örgütünün hamilerinden Avrupa Kahve Birliği de siyasi çözüm zırvasıyla Türkiye'nin askeri operasyonuna karşı olduğunu beyan etti. Türkiye'nin askeri operasyonu karşısında hem Fransa'nın hem de Almanya'nın etekleri tutuştu ve bu AB ikilisi Türkiye'yi askeri harekattan kaçınma çağrısında bulundular. Suriye'nin kuzeyinin PKK'lı teröristlerden temizlenecek olması onları bunalıma sokuyor. Bitmedi. Bir de içerideki batıcılar var. TSK'nın Fırat'ın doğusuna operasyonuna aynen batılı devletler gibi CHP ile HDP ikilisi biraderler karşı çıkıyorlar. Her iki partinin de aslında Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın PKK devleti kurma planını desteklediğine kuşku yoktur. Türkiye'nin son operasyonuyla bu plan berhava olacak diye karalar bağlamış haldeler. Stratford'cı Sezgin CHP'deki HDPK'lı Sezgin Tanrıkulu, hükümet oradaki savaşa müdahil olarak Suriye'yi yaşanmaz hale getirdi, kimin toprağında kime güvenli bölge oluşturacaksınız diye Feveran ediyor. Gölge CIA olarak bilinen Stratford'ın TR-705 plakalı muhtemet elemanı olan Mr. Tanrıkulu da, Sem amcasının Suriye'de PKK devleti kurma planı akamete uğrayacak diye çıldırıyor. 1999'daki Türkiye ziyaretinde Bill Clinton'ın kucakladığı etki ajanı Sezgin Tanrıkulu'nun haydut devletin yaklaşık 12 bin kilometre öteden gelip Suriye'deki malum teröristleri eliyle Türkiye'yi hedef almasından yana hiçbir şikayeti yok. Ha gerçekte Suriye'yi yaşanmaz hale getiren malum devletlerin hiçbirinden de şikayet etmiyor. Bu minvalde elemanı olduğu Washington'ın namı hesabına Türkiye'ye iftira atıyor. Tamer Korkmaz Yeni Şafak